İlyas Yıldırım. İlyas Yıldırım Güvercin Hastanesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz yumurtlamayan güvercinler. Bunlarla ilgili çok ince İlyas abinin tüyolarını vereceğim size. Bir kuş neden yumurtlamaz? Sebepleri nelerdir? Yavruluğu, ergenlik çağı, damızlık olduğu an nelerdir? Bunları anlatacağım size. Birazdan görüşmek üzere. Her şey güvercinin için. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir güvercinin yumurtlama sıkıntısı, döllenmeme sıkıntısı, bugün bunu anlatacağız sizlere. Saygıdeğer arkadaşlarım, şimdi bakınız. Bu elimizdeki bir yavru kuşumuz. Çok da güzel bir kuşumuz. Bir kuşu alırken tüylerine bakacaksınız. Önce tüyleri canlı olmalı, bozuk olmamalı. Kıçı temiz olmalı. Yani dışkı yapışmış kuşlarda bilin ki salmonella vardır. Özellikle söylüyorum bunu. Kuşu böyle aldınız, baktınız, her şeyi temiz yerinde. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir kuşun iyi bir anaç, iyi bir yumurtlayan kuş olması için yavruluğu çok bakımlı, temiz geçmesi lazım. Hastalık içerisine geçmiş, göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı, efendime söyleyeyim, tamamı ciğer kaynaklıdır. Ciğeri arızalı bir kuştan anaç kuş kolay kolay olmaz. Diyelim oldu. Arkadaşlar, bir kuşta eğer yumurta yapmıyorsa, döllenmiyor değil, yapmıyorsa E vitamini eksikliği vardır. D vitamini eksikliği vardır. Kalsiyum eksikliği vardır. D vitaminini güneşe çıkartmalıyız. Her insanoğlu da aynıdır. Güneşten enerjisini almalı. E vitaminini arkadaşlar şeyde saymıştım. Dut yaprağında. Dut yaprağında özellikle size 12 tane vitaminden bahsetmiştim. Doğal E vitaminini dut yaprağı aracılığıyla verebilirsiniz. YouTube kanalımda dut yaprağı mucizesi diye videosu vardır. Oradan izleyebilirsiniz. Geldik kalsiyuma. Kalsiyumu nereden karşılarız arkadaşlar? Kalsiyum dünyada en çok yumurta kabuğunda var. Bakınız, yumurta kabuğu pişmiş olmalı, haşlanmış olmalı. Çiğ yumurta kabuğunda her zaman salmonella vardır. Haşlanmış yumurta kabuğu bir. İkincisi, mineral bakımından zengin mermer tozu kullanacaksınız. Üçüncüsü, pişmiş toprak. Yani eski ateş tuğlaları vardır, eski inşaatlarda vardır. Onlardan pişmiş toprak, yani ateş tuğlasını kırıyorsunuz, kuşlarınıza veriyorsunuz. Dördüncüsü, inşaat kumu, birbiriyle karıştırıyorsunuz. Sürekli kümesinizde bulundurmak şartıyla. Bulundurduğunuz zaman bir yavru kuş eğer bunlarla besleniyorsa, E vitaminini alıyorsa, kalsiyumunu alıyorsa, D vitaminini alıyorsa yumurtlamamama gibi bir şeyi yok. İkinci olarak da arkadaşlar, Allah-u Teala güvercini 2 ayda bir 2 yumurta vermeye programladı. Senede toplamda 12 adet. Bakınız, 12 adet toplamda. Şimdi sen kuşun altından iyi kuş diye yumurtayı çektin, bir daha yaptı, çektin, bir daha 2 ayda, 3 ayda 5 takım yumurta altından çekersen yumurta kanallarını kuşun bozarsın. Yumurta kanallarını bozduğunuz zaman arkadaşlar bu kuş küser, yumurta istese de yapamaz. Bu birinci konu. Bakınız, sürekli altından yumurta çekerseniz kendisi de küsebilir, yumurta kanallarını da bozabilirsiniz. O zaman yumurta yapamaz. İkinci şekilde yumurta yapmamasının sebeplerini anlatıyorum. Burayı keseceğiz. Tıkandım. Bakınız arkadaşlar, video çekmek çok zor. Sen ne anlattın? Abi bizim video konumuz neydi? Hayır, unutuyorum. Hayır, bizim konumuz neydi? Sen nereye atladın? Yumurtlamaya kuşlar değil miydi? Tamam, ondan girdin. Önce bir kuş seçmeye girdin. Ardından kalsiyum bilmem nesine ama girdin. Ama şimdi iyi yumurta yapan kuşu da tüyünden boyundan seçeceksin. Daha alırken... Tamam, onu seçtin. Kalsiyuma niye giriyorsun ki? Biz yumurtlayıp yumurtlamadığına bakmayacak mıyız? Tamam, kalsiyumu eksik olan bir kuş da yumurtlama sıkıntısı çeker. Çünkü kalsiyum demek yumurta kabuğunu oluşturmak demek. Bak, videoda ben buraya lelelelele koyarım. Abi geçirilelele koyarım. Şimdi sen oraya çes oğlum, bunları yayınlama. Bak, ayıptır. Ben ağır adamım. Arkadaşlar, ne demiştik? Nerede kalmıştık? Kalsiyum ihtiyaçlarını karşıladık. Yumurta altından fazla çektiğiniz zaman arkadaşlar kuş küser. Bir, ikincisi, üçüncüsü, nidazol şurubu kullanıyoruz. Sebebi ne? Kursaktaki mantarı, bağırsaktaki mantarı kimse bilemiyor. Bilemediğimiz için nidazol şurup kullanmalıyız. Bununla alakalı YouTube kanalımda da zaten videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Sevme kuşu bu. Her şey güvercinim için. Her şey güvercinim için. Güvercinim için. Tamam ama şey demeyeceğim mi? Abone olmayı unutma, bilmem ne, bir şeyler YouTuber'lar yapıyor ya. Öyle beni mi? Seven seviyor zaten. Beni seven zaten bana abone oluyor kardeşim. Ya bunu demeye gerek yok. Arkadaşlar, 20 günde 4000 saat izlenmişiz. 1770 abone. Müthiş bir rakam. Sevilmesek bunlar olur muydu? Olmaz. Demek ki seviliyoruz. Neyse, ben bu konuyu biraz yarım bıraktım. Hiç formda değilim. Ben size bu yumurta olayını anlatacağım ama anlatacağımı da unuttum.
dehşetle bir sıcak var arkadaşlar, kusura bakmayın. Güvercinim için. Ne oldu? Ne oldu yavrum? Ne oldu? Yerim seni, yerim, yerim, yerim. Biraz da ben seveyim ya, dur tut şu kamerayı. Yerim, yerim. Tut şunu. Al, al kendi kendine. Ver bana ya. Sen hep çektiriyorsun, çektiriyorsun, çektiriyorsun. Hep takılıyorsun kafana. Değil mi annem? Ben bu güvercini bana satsana ya. Hediye mi olsun? Tamam, ben bunu evde odamda bakarım şimdi. Odaya yok, kümeste. Bunlar İlyas Yıldırım'ın yavruları arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet. Çok sağlıklı, elinde sığmıyor. Yavru bu arkadaşlar, bakın. Hey. Yupi, yaşasın, çok mutluyuz. Biraz da kameramanlık ben yapayım. Hey. O kamera senden pahalı, hadi ama görelim. Bak çok güzel. Dişiyi görüyor mu? Şey, yavruyu görüyor mu? Avucuna sığmıyor. Neden? Neden? Çünkü büyümüş.